Bu bölümün sponsoru Migros One ekibine destekleri için çok teşekkürler. Ayrıca üretim bandı ve Migros One işbirliğinde düzenlenen Ürün Yönetimi 2022 raporu yayınlandı. Rapora bölüm notlarından ve üretimbandı.com'dan ulaşabilir, ürün yönetimi ekosistemi ile ilgili merak ettiklerinizi bu raporda bulabilirsiniz. Şimdi yeni bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. Müzik Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbağına.com.slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Melis Aras, Group Product Manager, Kerem Can Demirtaş, UX Researcher. İkisi de yolda.com şirketinde çalışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler geldiğiniz için, katıldığınız için. Bugünün aslında biraz hani nasıl oluştuğundan bahsedeyim. Ondan sonra da hani konuya girelim. Kerem sen bizim grupta, Üretim Bandı topluluğunda zaten aktifsin ve bazen sorular soruyorsun, bazen paylaşımlar yapıyorsun. Genel olarak ...topluluk dışında da Medium üzerinden yazılar yazıyorsun. O yazılardan bir tanesinde... ...Yolda Product ekibi olarak... ...yani kimlerden bahsettiğimizde siz birazdan şey yaparsanız birkaç gün sahada birkaç gün geçirdiğinizi anlatan bir yazı vardı. Onun üzerine aslında biz biraz konuştuk ve ne yapabiliriz, ne konuşabiliriz diye. O noktadan çıktık ve aslında biraz araştırmanın, ürün geliştirmedeki sürecini biraz konuşacağız sizin açınızdan. İstersen hani şeyden başlayalım yani o yazıdan başlayalım. O yazı niye yazıldı, o etkinlik niye yapıldı biraz istersen oradan başlayayım. Sonra detaylara gireriz. Şöyle başlayabiliriz. Aslında biz uzaktan çalışan bir ekibiz. Fakat bir araya gelerek yani yazıda da belirttiğim gibi aslında bir araya gelerek bazı şeyleri birbirimizi yani insan olarak daha iyi anlayıp hem hayata bakışımızı hem iş yapış şeklimizi birlikte bir aradayken düşünebilme yetimizi daha doğru kendimizi daha doğru ifade ederek anlattık aslında. O yazı süreci de şöyle oldu. Ben böyle bir etkinlik yapıldığında veya bir şey olduğunda kayda değer bazen aklımda öyle bir ışık yanıyor yani. Bu süreci neden anlatmıyorum diye. O üç günün ortasında böyle bir şey geldi aklıma. Ara arada böyle ana olması adına fotoğraf çekiyordum. Dedim bunu güzel bir içeriğe dönüştürebilirim. Hem bize ana olarak kalır hem ekibimizi anlatmış oluruz. işte böyle güzel şeylere vesile oldu. Şu anda buradayız aslında. O yüzden de tekrar teşekkürler bu vesileyle davetin için. Peki bu tamam bir bir araya gelme, ekipçene bir araya gelme aktivitesi ama diğer taraftan mesela garaj ziyaretleri de yaptınız, kamyon garaj ziyaretleri de yaptınız. Yani oradaki amaç neydi? O ziyaretlerden biraz bahseder misiniz? Yani orada nasıl bir program vardı? Hani ne kadar structure structure değil, önemli değil de hani oradaki biraz amaç neydi? Ne gördünüz, ne duydunuz? Hani onlardan biraz bahsedebilirseniz süper olur. Orada 3 gün öncesinde tabii ki bizim bir structure'ımız vardı. Yiğit hazırlamıştı. Head of product'ımız. Aslında ne yapacağız? Hangi gün? Hangi konuları nerede? Hangi ofisimizde konuşacağız? Bir Gebz ofisimizi ziyaret ettik. Bizim büyük da şu an ana ofisimiz orada onu ziyaret ettik. Bizim teknoloji ekibimizin kullanımında olan Nida Kule'deki ofisimizde kendi retreat olarak bu adlandırdığımız sessionları gerçekleştirdik aslında. Önceden bir structure vardı. Belli bir yapı vardı. Konuşacağımız konular belliydi. Ana temel Bizim yolda.com olarak, yolda.com ürün ekibi olarak şirketin vizyonuna, şirketin stratejisine nerelerde nasıl dokunabiliriz? Şu anda nasıl işler yapıyoruz? Yani aslında tüm ekip bir araya gelerek mevcut hayatımızı anlayıp hem sahada hem de yani birkaç farklı lokasyonda hem insanlarla konuşarak hem kendimizi daha iyi tanıyarak az önce de bahsettiğim gibi bir süreç ilerlettik. Burada belli görev paylaşımları yaptık. Belli konuları önceliklendirdik. O şekilde diyebilirim. Saha ziyaretlerinde nasıl bir kafanızda bir soru vardı veya var mıydı? Şöyle, saha ziyaretlerinde kafamızdaki sorudan ziyade aslında o deneyimi hep birlikte yaşamak istedik. Hem garaja mesela ben ikinci defa gitmiştim. Melis ilk defa gitti. Hani orada çok farklı bir dünya var. Biz dijitalde bir ürün geliştiriyoruz. İşte şu anda bilgisayarın karşısında oturarak bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Ama o an esnada birisi kamyona yük yüklemeye çalışıyor. Arabayı çalıştırıyor benzin fiyatları ilgileniyor. Oradaki havanın sıcaklığı hani herhangi birisinin söylediği bir şey. Yani çok daha canlı, çok daha dinamik, daha stresli bir yapı var ve aslında bizim bu hem araştırma süreçlerimiz hem de ürün geliştirme süreçlerimiz tamamen orayı beslemek için. Tabii ki müşteri tarafımız da var, hem de sürücü tarafımız var. Hani bu süreçleri biz bu, bu insanlar için yapıyoruz, burası için yapıyoruz aslında. Bunu daha böyle kanlı canlı olarak görebilmek hem bir yandan bize motivasyon sağladı açıkçası ben öyle düşünüyorum. Çünkü yaptığınız işin bir yere dokunduğunu direkt olarak görebiliyorsunuz. Yani oraya gittiğimizde garajda işte biz toplanıyoruz. Toplandık ve birisi gelip bir yükün fiyatını soruyor ve biz de aslında orada bu insanların hayatlarını dijitalleştirmeyi, olabildiğince kolaylaştırmayı, onların daha huzurlu bir hayat sağlamaları için en temeline ilk başta bir değişiklik onlara zor gelse bile sonuçta her değişiklik zaten aslında gözük olarak kişiye zor gelir. Fakat bir noktada sağlamaya çalıştığımız şey onların hem daha rahat ve daha çok kazanç sağlamalarını sağlamak olduğu için bunun tatmini de bir farklı oluyor. Yani onların dertlerini, hayatlarını anlamak böyle spesifik bir araştırma sorumuz yoktu en başta. Sadece hani gözlemleyelim, deneyimleyelim. Bizim yapmaya çalıştığımız şirketin vizyonu olarak düşündüğümüz ürün ekibinin stratejisi olarak düşündüğümüz konularla ne kadar örtüşüyor, ne kadar örtüşmüyor. Aslında böyle şey yani generative bir research <laughs> gibi de adlandırabilirim aslında konuyu. Bu arada bilmeyenler için de kısaca belki Yolda'nın ne yaptığını da bahsetsek iyi olur. Ya ben biliyorum diye aslında direkt konuya girdim ama belki de Yolda.com ne yapar onu biraz daha anlatabiliriz. Şirketler ile sürücülerin lojistik süreçlerini dijitalden yönetmelerini sağlayan ve bu noktada İki taraf içinde akıllarda herhangi bir soru işareti bırakmayacak şekilde hem bütün evrak işlerini veya bizim geliştirdiğimiz, geliştirmekte olduğumuz yeni özellikler ile lojistiğin bütün süreçlerini uçtan uca dijitalden yönetebilecekleri bir platformuz aslında. Şu an için. Anladım. Ben bir şirketin ve bir yük göndermem gerekiyor. Bu yükün gönderilmesi için yolda koma girip bir şey mi ayarlıyorum? Taşıma ayarlıyorum. Evet, taşıma açabiliyorsun, teklif alabiliyorsun ve ondan sonrasını düşünmüyorsun aslında temel değer noktası oradan başlıyor. Yani şirketin var ve diyorsun ki benim bu yüküm buradan buraya taşıması lazım. A noktasından B noktasına bu tarihte alıp şu tarihte bırakılacak. Yolda kom olarak biz de diyoruz ki tamam böyle böyle yapacağız. İşte şu plaka araç alacak. Şu zaman bırakacak. Bilgilerini veriyoruz. Sen GPS takip edebiliyorsun veya işte bütün belgeleri sistemden otomatik olarak görebiliyorsun. Bu süreçlerin hepsini dijitalden yönetebiliyorsun. Yani Eski usul WhatsApp veya maille işte bilgi karmaşasına neden vermeden hepsini raporlayabiliyorsun. Hani birilerine şirket içerisinde gösterebiliyorsun. Bütün süreçler aslında olabildiğince tek bir yerden yönetiliyor. Farklı farklı feature'larımız da geliyor. Yani yakın zamanda, uzak zamanda konuştuğumuz etkinlikte de bazı feature'lar ve bunun strateji etkisini ortaya koymuştuk, çıkarttık. Sürücü tarafında da aslında mesela sürücüler gittiğimiz garajda sürekli o site içerisinde tur atıyorlar. Yani ve oradaki ilanlar parsel ilanları bizim en azından oradaki ilanlarımız genelde. Parsel yük için oraya gelip hani soruyor yol üstündeyse alıyor. Hemen işte yükü sarıyor gidecek gibi e, süreçler var. Bizim de aslında yapmak istediğimiz sürücülerin, şoförlerin aklında bu soru işareti olmasın. Uygulamaya girsinler, yüklerini bulsunlar. He, tamam yolda da bu yük var deyip almaya gitsinler. Evraklarını da oradan yüklesinler. Ve mutlu mutlu iki tarafta konuyu kapatalım noktasında aslında. Anladım. Peki Melis, yani bir ürün yöneticisi olarak bu saha ziyaretleri seni nasıl etkiledi? Aslında ben yoldaya katıla çok uzun süre olmadı ama benim de ilk ziyaretimdi garaja. Garaj bu işin çok önemli bir gerçeği ve aslında işin gerçekten nasıl yürüdüğünü hepimize gösteren çok güzel bir deneyim oldu bence. O yüzden benim açımdan hani çok faydalı oldu diyebilirim. Orada çünkü gerçekten Kerem'in bahsettiği gibi ürün geliştirirken evet pek çok araştırma yapıyoruz. İşte çok fazla insanla görüşüyoruz ama o işin aslında gerçekleştiği yer garaj ve biz bu gerçeği değiştirmeye, dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan sektör olarak baktığımızda da aslında çok kolay bir iş değil yoldanın boyunduğu iş. Dolayısıyla orada tabii ki bu işin mutfağı diyebileceğimiz yerde bulunmak bence çok güzel bir deneyimdi. O yüzden de hani ürün yönetimi açısından değerlendirdiğimde bence bu ürünle ilgilenen herkesin hatta yolda çalışanların hepsinin muhakkak deneyimlemesi gereken bir yer garaj. Gerçekten oradaki dinamikler böyle hani hepimizi ya yani bildiğimiz şeyler belki aramızda hep konuştuğumuz ve üründe ona göre şekillendirdiğimiz şeyler ama orada bulunmak çok farklı. Hatta hani bir sonraki gittiğimizde böyle biraz daha planlı ve daha oradaki kişilerle de daha konuşup belki research yapabileceğimiz bir nokta da ben tekrar orada bulunmak istiyorum. Tabii ki bu geliştireceğimiz özellik ve neyi araştırdığımızla da alakalı olur ama bence garaj ziyaretleri daha sık olmalı. Özellikle ürün ekibi için çok kıymetli insight'lar var orada. Peki genel biraz aslında şeyi soracağım. Şimdi Kerem sen araştırmacı olarak görev alıyorsun. Bu arada product ekibi kaç kişi? Product derken sadece product manager'lardan değil de genel aslında yazılımcıları falan da katıyorum. Kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz şu anda? Şöyle aslında ürün ekibi olarak 10 kişiyiz. Bu Ekibin içinde ürün yöneticileri, UX, UI designerlar ve aslında şu an searcher olarak Kerem var. Günün sonunda ekip olarak aslında yazılım ekibiyle de çok yakın çalışıyoruz ve aynı şekilde şu anda dört tane de yazılım ekibi var. Bir de bundan ayrı bir data ekibimiz var aslında. Onlarla da çok yakın çalışıyoruz ama development ekibinin bir parçası değiller. Orada şu anda kendi içimizde şöyle de bölünüyoruz. Ondan çok kısa bahsetmek gerekirse. Kerem'in bahsettiği gibi bu işin bir firma tarafı var. Bize yüklerini taşıtmak isteyen firmalar var. Bir de bunu taşıyacak olan şoförler var. Dolayısıyla aslında bu iki parti için bizim şu an ürün ekibi de bölünmüş durumda ve ilgili development ekipleri de aynı şekilde bölünmüş. Carrier dediğimiz taşıyıcı tarafı var. Bir de shipper dediğimiz firmalar tarafı var. Bu UX ve UI kaynakları aslında her iki tarafa da destek veriyor. Product manager'lar biraz daha odaklı bu ekiplerle birebir çalışıyor. İlgili şekilde de aslında yazılım ekipleri var diyebiliriz. Böyle bir yapımız var içeride. Unutmadan şunu da ekleyelim hemen. Aslında hem araştırmanın önemi tam da konu üzerine geldi. Hani ürün geliştirmede araştırmaya önem veren bir şirketiz. Ve bu hafta UX Research Intern arkadaşımız aslında başladı. İlk stajyerimiz göreve başlamış oldu. Çalışmaya başlamış oldu. O da bizim için aslında hem kaynakları faydalı kullanmak hem araştırmanın önemini daha daha anlatabilmek adına güzel bir başlangıç oldu. Peki araştırma şu an sizin ürün geliştirme sürecinde nasıl bir rolü var onu merak ediyorum. Çünkü araştırmanın ayrı bir rol olarak katılması demek aslında yani ben de hani bir PM olarak eski PM olarak şey uyandırıyor. Yani benim sürekli aslında araştırmacı üzerinden bilgiye ile beslenebiliyor olmam lazım. Hani öyle bir şey çünkü biz normalde PM'lerden bekleriz bu rolü. Ama belli bir aşamadan sonra belli bir ölçekten sonra ayrı bir ekip olması çok mantıklı. O yüzden de aslında hani bunu ölçeklendirme aşamalarınızı biraz merak ediyorum. Yani orada siz nasıl bir birlikte çalışıyorsunuz? Nasıl bilgiler geliyor Kerem senin taraftan? Ürün tarafından nasıl talepler geliyor? O oradaki ilişkiyi merak ettim. Şöyle söyleyebilirim. Biz şu anda yatırım almış ve yatırım hedefleri olan bir startup olduğumuz için son zamanlarda özellikle stratejik ürün araştırmalarına daha çok odaklanıyoruz. Bu ne demek? Bir aşamada ürünü daha iyi geliştirebilmek için, daha ileri noktaya taşıyabilmek için daha stratejik araştırmalar yapmamız gerekiyor. Ürünün dijitaldeki ekranlarında ayırdığımız vakit bundan daha az bir yer kaplıyor şu anda. Fakat bu araştırma süreçleri şu şekilde ilerliyor. Belli araştırmalar sonucunda product'a roadmap'e etki edecek şekilde bu bir feature olabilir, bu bir geliştirme olabilir, bu yeni bambaşka açılacak bir proje olabilir, konu çıktığı olabiliyor veya PM geliştirmek istediği bir feature veya aklındaki bir konu özelinde Researcher'ın kapısını çalıp biz iki ay sonra böyle bir iş planlıyoruz. Bu konuda araştırmaya ihtiyacım var diyebiliyor. Bunun ötesinde tasarım ekibiyle birlikte herhangi bir sıfırdan veya var olan bir tasarım yenileneceği zamanda işte gerek kullanılabilirlik testleri, gerek farklı farklı metodolojilerin kullanıldığı araştırmalar yaparak aslında bütüncül bir şekilde bütün yapıya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında daha doğrusu buna ek olarak sadece UX Research'ü yani o mindset'i sadece bir ekrana veya ürüne değil de işte product researcher kafasıyla aslında bütün şirkete yani gerektiğinde satış ekibine, gerektiğinde operasyon ekibinin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik kullanmaya çalışıyoruz. İlerleyen aşamalarda şirket ve ekip daha da geliştiğinde, ekipteki researcher sayısı arttığında bunlar da farklı bölümlere gidecektir diye düşünüyorum. Yani şu anda önceliğimiz stratejik ürün araştırmaları iken mesela bununla ilgili de bir hatta yazı paylaşmıştım yine. Yoldadaki sürücülerin fatura kesme deneyimiyle ilgili bir araştırma. Tabii bütün en ince detayına kadar yazıda veremesem de en önemli yerleri orada aktarmaya çalışmıştım. Aynı aslında o şekilde. Onu da üretim bandının kanallarından takip ederseniz böyle çalışmalara ulaşabilirsiniz diye reklam yapayım araya. Yani o şekilde araştırmalar ile hani biraz daha kullanıcımızı, müşterimizi anlayıp hani onların hayatlarına girip ne yapıyoruz, biz ne, ne için mücadele ediyoruz? Onların nasıl bir dünyası var şeklinde ilerliyoruz şu anda. Peki şunu sorayım. Yani araştırma çünkü hakikaten kapsamı geniş bir şey. Sen de söyledin yani UX research'ten biraz daha product research'e geçirmeye çalışıyorum dedin. Onun içerisinde hani usability testing'ler de var. Genel olarak işte stratejik araştırmalar da var diyorsun. Yani bir ben şu an user research UX researcher olsam veya researcher olsam genel olarak bunları bunları yaparsın yeni işinde dediğim böyle hani ilk üç şey ne olur? Ve hani belki de bunları bu işinden hani örnekler vererek aslında şey yapabilsen güzel olur. Genel anlamda mı sordun yolda özelinde mi sordun onu? Ya ikisi de hani yoldadaki örnekleri kullanarak aslında biraz daha hani researcher'ın genel tanımı. Aslında ilk başta çalıştığı ve çalışacağı ürünü, çalıştığı ekibi o da çok önemli. Çünkü ben hani hem ürünü hem ekibi tanıması gerekiyor bir araştırmacının. Sadece dijitaldeki ekranların nasıl çalıştığından ziyade ben hangi insanlarla ürün geliştireceğim, hangi insanlarla tasarım yapacağım, kimleri araştırmamı anlatacağım. Çünkü bir araştırmayı yapmaktan belki bazı noktalarda daha çok bunu anlatabilmek, oradaki değeri ortaya çıkarabilmek, analizini düzgün ifade edebilmek daha önemli oluyor. Oradaki soft skill'ler. Yani kullanabilir testlerini belki çok kişi yapar ama o testin işte doğru yürütülmesi, analizi anlatılması aşamasında farklı yerlere gidebiliyor konu. Hani hem yolda da hem genel olarak bir araştırmacı işe başladığında öncelikle bütün domaini çok iyi anlamalı. Yani ne oluyor? Buradaki dengeler nasıl? İnsanla uğraşıyoruz çünkü. Yani insanı araştırıyoruz ve her günümüz birbirini tutmayabiliyor. O o noktada bütün dinamikleri anlayıp aradaki farklılıkları tespit edebilecek konuma gelene kadar yani oradaki insanı anlama çabası bir şekilde devam ediyor. Bu dijitalde olur, fiziksel olur. O konuyla ilgili Instagram'da gezmek olur, şirketin dosyalarını incelemek olur, insanlarla konuşmak olur. Ama bu birincisi, İkincisi araştırma yani çalışan ekiple olan iletişimi ve enerjiyi tutturmak ve bu gerçekten her şeyden çok önemli. Çünkü bir süreçte yani sadece işi yaparken iyi anlaşmak değil, işin daha kaliteli, daha verimli çıktığını da çok net gözlemleyebiliyoruz aslında bu şekilde. O yüzden oradaki dengeleri anlaması. Yani araştırmacı farkındaysan araştırmacı diye sordun ama ben hard skill'lerden ziyade işte biraz daha soft skill'leri öne çıkarmak istiyorum yani bu soruya cevap olarak. Üçüncüsü de aslında şey, biraz daha soft skill'den ziyade bu sektörde, işte bu şirkette araştırma olarak neye ihtiyacımız var? Hani tanıdım, ekibi tanıdım, kullanıcılarımı, müşterilerimi tanıdım. Peki ben bunlarla nasıl ilgilenebilirim? nasıl yöntemler bu sektörde kullanılıyor? Hangi insanlarla nasıl çalışmalar yapabilirim? Bu yaptığım çalışmaları nasıl sürdürülebilir kılabilirim? Bunları kime nasıl raporlayacağım? Biraz da aslında içerideki araştırma strakçırını oluşturmaktan ileri geliyor. Ki bizim de yolda da geldiğimden beri yapmaya çalıştığımız şey bu. Biraz daha sürdürülebilir, süreklilik arz eden araştırmalar oluşturmak. Peki Meris sorum sana aslında yani şimdi yol haritasını belirlerken eminim ki hani bu işin dengesi vardır ama yani bir noktada belki daha stratejik kararlardan gelen şu yöne gideceğiz ve belki de çok araştırmanın da olmadığı bazı yönlendirmeler olurken diğer taraftan daha bizim işte keşifle ortaya çıkan veya genel dataya baktığımız veya işte müşterilerden duyduğumuz şeylerle koyduğumuz şeyler olabiliyor yol haritalarında. Şimdi araştırma hani süper bir dünyada, ideal dünyada hani her şeyi araştırırız ve araştırmanın sonucu olarak belki yol haritası şekillenir ama ideal dünyadan da genel olarak uzağızdır diye düşünüyorum. Yani yolda da nasıl aslında birinci sorumu. Zaten ideal olmasının sebebi bence çok da ulaşılamayacak olması. Yani gerçek hayat şartları başka tabii. Yani orada o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz. Bir de o araştırma önden gelen bir şey mi? Yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir araştıralım mı? Yoksa biz bunu yapacağız. Bunun nasıl olacağını belirlemek için araştıralım mı oluyor genelde sizin süreçlerinizde? İlk soruyla başlayayım. Şöyle genelde bir zaten bir vizyonumuz, bir stratejimiz gitmek istediğimiz bir yer var. Bu yapılacak olan araştırmalar da aslında şey olabiliyor. Yani biz aslında bir konu üzerine çalışırken ya da işte bir kullanıcıyla öylesine başka bir konu üzerine görüşürken oradan bir need yakın yakaladığımız durumlar oluyor ve yakaladığımız düşündüğümüz daha doğrusu hani doğrulanmamış bir şey oluyor henüz ve bunun üzerine aslında birazcık daha detaylı bir araştırma yapıyoruz. Yani tabii ki buna benchmark da dahil. Onun dışında hani ne gibi alternatifleri var bu işin de dahil. Dolayısıyla o araştırmaları yaptıktan sonra bu araştırmaya değer bir konumu biz buna yani road webimizde bir noktada eğer gerçekten kullanıcılara değer kattığını düşünüyorsak yer verebilir miyiz? Bu bizim stratejimizle aynı doğrultuda bir iş mi olur? Yoksa tamamen başka bir şey mi olur? Çünkü bazen öyle ya bu iyi olur aslında dediğimiz ama oturup düşündüğümüzde bizim bir odağımız var ve aslında bu iş o odağın tamamen dışında kalan bir işe de evrilebilir. O yüzden aslında pek çok kriter var bir işi araştıralım dediğimizde oturup düşündüğümüz. Bunun üzerine aslında araştırma öncesinde de bir çalışmamız oluyor tabii. Ve hani bu araştırmaya değer bir şey. Biz burayı merak ediyoruz. Biraz daha deep dive edelim dediğimiz noktada araştırma süreci başlıyor. Burada zaten çok fazla product manager'ın ve researcher'ın işte UX ekibindeki arkadaşların hep beraber kafa yordu ve ilerlettiği bir süreç oluyor. Çok yakın çalışıyoruz bu süreç boyunca. Belki hani ilk soru ya böyle cevap verebilirim senin yetersiz kaldığını düşündüğüm bir yer varsa tekrar konuşabiliriz. Önden mi gitsin işte sonradan mı gelsin kısmını da şöyle özetleyebilirim belki. Aslında araştırma bu işin doğası ve e, ürün geliştirmenin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla her opsiyon bizim için geçerli senin söylediğin. Yani bazen gerçekten böyle önden bir araştıralım bakalım hani burada gerçekten değer yaratan bir şey keşfedebilir miyiz? Sorun çözen bir kısım var mı diye baktığımız durumlar da oluyor. Bazen de zaten mevcuttaki bir ürünü datadan ya da işte bir kullanıcı insight'ından ya burada böyle bir problem olabilir ya da burada böyle bir fırsat olabilir diye tamamen var olan bir ürün üzerinden gittiğimiz ve araştırdığımız kezlerde olabiliyor. Orada da biraz daha amaç hani bunun üzerine bir şey katabilir miyiz ya da yanlış yaptığımız bir şey varsa bunu gerçekten kullanıcıların daha iyi kullanacağı şekle nasıl getiririz? Burada yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye bakıyoruz. Bazen de zaten data bize e bir funnel ya da çıkardığımız bir dashboard'tan gördüğümüz kadarıyla bir şeylerin çok da bizim aslında ürünü geliştirirken hayal ettiğimiz gibi gitmediğini gösteriyor. O noktada da yine orayı bir araştırıp yani yanlış bir şey mi yapıyoruz ya da bir şekilde bunun Go to ile alakalı başka bir durum mu var yoksa ürün özelliği ile alakalı bir durum mu var dediğimiz böyle. Aslında yani araştırma bence ürün geliştirme sürecinin her alanında çok da fazla kullandığımız ve kullanmaya devam edeceğimiz çok gerekli bir parça diye düşünüyorum. Çözüm tarafında araştırmayı dahil ediyor musunuz? İşte bu usability testing ve, ve, benzeri hani çözümün test edilmesi tarafında sistematik bir yapınız var mı? Yani ben dahil olduğumdan beri böyle bir şey yapmadık ama belki Kerem'in o konuda hani daha önce ait bir insight'ı vardır ama şey söyleyebilirim yani kullanıcı sayısı artmaya başladıkça, ürünler oturmaya başladıkça biraz daha biz de tabii işte A-B teste gidip böyle bir çözüm öneriyoruz. Ama gerçekten bu daha iyi perform edecek mi? Bu geliştirmeye değer bir özellik mi olacağı? Bu tip farklı şeylerle test edip, araştırıp ondan sonra tabii ki canlıya almak çok kıymetli. Şöyle ekleme yapabilirim. Çözüm önerilerimizi çok birazcık primitif şekilde test ettiğimiz oluyor. Şimdi baktığımızda bizim hedef kitlemiz de aslında teknolojik yeterlilik bakımından çok yüksek değil sürücülerimiz. O yüzden yani şöyle ufak bir hatta şey anlatabilirim. Bir hani kullanabilirlik testi nasıl yapılır aslında şöyle bir süreç ilerletmiştim. Tasarlanan bir ekran var, bir akış var ve bu akışın bir sürücüyle test edilmesi gerekiyor. Ona aslında verilmek istenen bir mesaj var. O mesajın orada alınıp alınmadığı, o akışın nasıl olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani böyle high level bir kullanabilirlik testi değil. Ve ben bunu şoföre WhatsApp'tan görüntüleri tek tek atarak yaptım. Ekran görüntüleri alıp tek tek atarak hani sanki canlı bir usability testiymiş gibi bir süreç ilerletti. Bu bir minik bir örnek. Hani garaja gittiğimizde canlı olarak da bunu yapabiliyoruz. Veya müşterilerimizle yine normal kendi dashboardumuz üzerinden yaptığımız çalışmalarımız oluyor. Onun dışında kullanıcı sayımız arttığında aynı Melis'in dediği gibi AB testlere gideceğiz. Ve bahsettiğim gibi Bizim biraz daha son zamanlarda stratejik araştırma tarafına research kaynağını vermemizle birlikte yaptığımız çalışmalar biraz daha dizayn ekibinin yani tasarımcılarımızın kendilerine, onların da bilgisine, deneyimine dayanarak biraz da ufak ufak testlerle yani tek başına oturup mesela son kısa bir dönemde böyle tek başıma oturup büyük bir kullanılabilir testi planlamadım. Çünkü şu anki yapımız gereği ona vakit harcayamıyoruz. Daha önceliklendirmemiz gereken işler oluyor. Fakat o tarafı da boş bırakmıyoruz. Ama bu süreçlerin aslında hepimizi rahatsız ettiğini biliyoruz. Fakat rahatsız etmemesinin esas sebebi hepimizin nasıl olması gerektiğini bilmemiz. Yani bu işin böyle olması gerektiğini ve bizim de bir noktada o yola varacağımızı biliyoruz. O yüzden aslında bu süreçleri sancılı geçirmiyoruz. Yani kimse kimseye ya burada test yapılmadı ama demiyor. Çünkü herkes aslında onun nasıl olması gerektiğini gönlünde, kalbinde biliyor. Fakat uygulamaya koyduğumuz aşamada biraz daha işte hızlı ilerlemek gerekiyor şu anki startup konumumuzdan ötürü o şekilde ya açıkçası ben de onu aslında düşünüyordum onu soracaktım yani startup'ken ...hala hani yolun başındayken zaten... ...işte A-B testing de vesaireydi... ...hani onlara zaten çok fazla... ...yer yok demeyeyim ama hani özellikle... ...hani sizin tabi B-2-B... ...tarafınız da var sonuçta... ...o modellerde de çok fazla a testing... ...daha az görülüyor, daha büyük aşamalarda... ...yani görülüyor. Biraz daha hız ön plana çıkıyor... ...senin dediğin gibi. O yüzden de hani... ...A-B testing'dense dandun girelim... ...kalitatif şeyler alalım, veriler alalım... ...kalitatif verileri kullanım datasından... ...alalım. Genel olarak problemi çözüyor muyuz... ...gibi yaklaşımlar oluyor. Anladığım kadarıyla sizi de benzer bir şey var, düşünce var. Şunu sorayım, bu araştırmalarda hani şu ana kadar yaptığınız görüşmelerde her türlü araştırma olarak değerlendirebilirsin bu soruyu. Beklemediğiniz, şaşırdığınız, daha önce düşünmediğiniz şeylerle karşılaştınız mı? Bu soruyu duyunca şu anda aklıma ilk şu geldi. En son yaptığımız bir araştırma konusunda bir tane kullanıcımız dedi ki abi bu konuyu araştırmayın. Yani bu konuyu araştırmayın, boşuna başınıza işte şey Nasıl diyeyim? Bir şeyleri sorguladığımızı aslında onların tarafında diğer insanları düşünerek cevaplıyor. Ya yanlış anlar. Hani işte bizim camiadaki insanlar bunu yanlış anlar. Böyle bir şey olmuştu hani. Yapmayın ya gerek yok başınızı ağrıtmayın boşuna. Hani böyle bir özellik getirmenize gerek yok gibi bir yaklaşım sergilemişti. Şaşırmıştım yani hani aslında kendince bana iyilik yapmaya çalışıyor. Yani uzun süredir çalıştığımız bir tedarikçi, sürücümüz. O yüzden böyle değişik bir anıydı bu geldi aklıma. Onun dışında hani araştırma sonucu olarak paylaşabileceğim bir şey yok sanırım bu denli. Melis sana da şey sorayım. Son bir sorum olsun. Ürün yöneticisi olarak daha önce araştır daha önce çalışan ekiplerde bir araştırma kolu var mıydı? Genel olarak hani sen araştırmalı versus araştırmasız araştırmalı araştırma ekibinin olup olmadığı senaryoları nasıl karşı karşılaştırıyorsun ürün geliştirme süreci olarak? Şöyle yani daha önce çalıştığım şirketlerde de aslında böyle ayrı bir ekip değil ama her zaman muhakkak PM'le beraber çok yakın çalışan ve araştırma yapan birilerinin olduğu yapılarda çalıştım. O açıdan şanslı hissediyorum çünkü hani az önce de bahsettiğim gibi benim açımdan çok kritik. Kerem'le de sık sık konuşuyoruz. Yani çok zevk aldığım bir kısmı aslında ürün yönetiminin bu kısım. Dolayısıyla da dahil olmaktan da çok memnun oluyorum. Burada aslında araştırma nın olmadığı bir e, üründeki ekibi aslında yani çok da gerçekçi değil muhakkak içeride birileri bu işi yapıyor evet belki ayrı bir title altında yapmıyor ama onu büyük ihtimalle büyük çoğunlukla product manager'ların üstlendiği ve arkada aslında böyle bir süreç yürüttüğünü düşünüyorum. Yani çünkü ben ürün yönetiminin açıkçası araştırmanın olmadığı bir yapıda pek nasıl yapıldığına dair çok bir fikrim yok. Muhakkak yani ürün yapıyoruz ve bu ürünü her zaman doğrudan kullanıcıları olmuyoruz. Hatta olmamamız belki de daha iyi. Ve burada gerekli bilgileri toplamak, kullanıcıları anlamak, onlara değer yaratan özellikler sunmak için muhakkak bu araştırmayı yani hani kapsamı tabii ki tartışılır ihtiyaca göre B2B tarafta, işte B2C tarafta farklı ihtiyaçlar olmakla birlikte muhakkak böyle bir sürecin sonunda aslında ürün ve özellik geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Ha bunun istisnası de nedir? Az önce bas setting gibi bir startup'ken zaten aslında yapılacak olan şey belli. Orada bir ihtiyaç keşfedilmiş ki bunun üzerine böyle bir yapılanma olmuş. Orada zaten ürünün ilk aşaması çok net olduğu için yani bazı temel fonksiyonlar zaten yapılmadan bu ürün çalışmayacağı için bir tek o koşulda hani zaten yine bir araştırma ve gözlem süreci olmakla birlikte o koşulda bir tek hızlı ve çabuk çıkıyor olmak değerli. O yüzden ama tabii ki o bazı ürünü yaptıktan sonra üzerine katılan feature'larda yine araştırma yapmak gerekiyor ki gerçekten. Çünkü çoğu zaman bu bütün yaptığımız çalışmaların sonucunda bazı assumption'lar oluyor elimizde. Ve onları doğrulamak için gerçekten böyle bir need var mı? Evet biz böyle bir özellik yaptık ama bu çalışacak mı demek için bile yaptıktan sonra da yine bir araştırma yapmak gerekiyor. Dolayısıyla ben her zaman bu iki şeyin kol kola gitmesi gerektiğini düşünüyorum ürün geliştirme ve araştırmanın. Ben tercihen Böyle yapıların içinde olmayı tercih ederim ve hani öyle de denk geldiği için memnunum. Yani şey düşünemiyorum, araştırmanın olmadığı bir yapıyı düşünemiyorum çok. Şimdi Kerem buradayken zaten araştırmacı olmasını da diyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> çık dışarı. <laughs> Ya evet ama ikisinin de yani araştırmanın olmadığı bir dünya bence de zaten çok hay hayal edebilecek bir dünya değil. Benim de gördüğüm hani şirketler büyüdükçe ölçeklendikçe bunun ayrı bir rol oldu. Bunun canlı örneğini aslında şu an gördük konuştuk. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Deneyimlerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için güzel bir case oldu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bize her zaman LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz yani diye düşünüyorum. Melis'in adına da konuştum. <laughs> Yani ki. bu tarz konularda işte sohbet etmek, paylaşım yapmak yani işte özellikle insanla ilgili alanda çalıştığımız için daha da benim ilgimi çekiyor en azından. Öyle. Teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.